Sevgili izleyiciler, şehitlikler her bayram öncesi olduğu gibi yine ziyaretçi akınına uğradı. Mezarlar temizlendi, çiçeklerle süslendi, toprağa sulandı. Dualar yine genç yaşta vatan toprağına düşen şehitler için yükseldi. Ancak aileler bayram arifesinde hiç mutlu değil. Aileler PKK ile açılımı yürüten, andımızı kaldıran AKP'ye tepkili. Burası Edirne Kapı Şehitliği. Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesi de birçok şehit yakını şehit mezarlarını ziyarete geldi. Şehitlerin mezarları temizlendi, çiçekler sulandı, toprakları düzeltildi. Bayram öncesinde çocuklarının hasretlerini gidermek için mezarlıklardaydı şehit aileleri. Kimi çatışmada, kimi ise kurulan bir mayınlı tuzakta şehit vermişti evladını. Yani her bayram buruk geçen bir gündü onlar için. Ancak bu bayram hepsinden daha fazla acılar. Nedeni ise çocuklarını verdikleri terörle mücadelenin geldiği durum. Parça çıkarsa da benim. Neriman Taş, çok değil daha 4 yıl önce kaybetti oğlunu. O gün bugündür kıyafetinden bir parçayı göğsünde taşıyor Neriman anne. Ben bunu 4 senedir taşıyorum, 4 sene 2 aydır. Hiçbir kan lekesi gitmiş mi bununla? Bizim acımız gitsin. Ben bunu hep koynumda saklıyorum. Kalbimin üstünde saklıyorum. O kadar terliyorum, şey yapıyorum. Bir tane lekesi gitmemiş. Nasıl kan lekesi olduysa öyle duruyor. Neriman Taş andımızın kaldırılmasına da tepkili. O andımızı bile kaldırdı. Ben kendim de Kürdüm. Ama kaldırmak istemiyorum. Ben kendim de Kürdüm. Ben Kürt değil, Türk değil, ben Kürdüm. Edirne Kapı Şehitliği'ndeki bir başka şehit yakınına uzatıyoruz mikrofonu. Bu kez bir şehidimizin ağabeyi Ahmet Özcan. Kardeşi Mehmet'i Kato Dağı'nda 18 yıl önceki bir çatışmada kaybetmiş. Özcan önceleri AKP'yi samimi bulduğunu söylüyor. Ortaya çıkan manzara ise tavrını tam tersine çevirmiş. Hükümete hakkımı helal etmiyorum diyor. Ben de helal etmiyorum. Ben bu hükümete hakkımı hiçbir zaman da helal etmeyeceğim. Hani ben o kadar da oy verdiğim halde bu hükümete hakkımı helal etmeyeceğim. Niye helal edeyim? Benim şehidime kelle diyen adama ben hak helal eder miyim? Bir baba, tek evladını 1996'da şehit vermiş. Kendi de şehit olmaya hazır. Bak benim bir tane evlatım vardı, 96'da şehit verdim. Ve ben de hazırım. Her zaman bu Türk bayrağının altında canımı vermeye, ben de feda etmeye her zaman hazırım. Şehitliğin ziyaretçileri sadece aileler değil, kimi yurttaşlar bayram arefesinde önce akrabalarının mezarlarını, sonra şehitleri ziyarete gidiyor. Onların da yüreğinde aynı acı, zihninde aynı düşünce var. Gazetelerde, televizyonlarda isyan ediyorlar. Diyorlar ki, APO'yu çıkartalım diyorlar. Herkes şuraya bir gelsin, baksın, ondan sonra herkes karar versin.